Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Ben cihan ara, şahen şahı cihanı maniyim. Sözlerimde padişahı kamranidir sözüm. Ben mana aleminin cihanı süsleyen sultanlar sultanıyım. Sözlerimde bütün sözlerin mutlu sultanıdır. Kendisini övmüş değil mi arkadaşlar? Burada kesinlikle bir övgü söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Padişaha mı övgü var? Hayır. Kendi kendisini övmüş. Bunu eliyoruz. Zengin uyak kullanılmış mı? Sözün ve maniyim sadece M harflerinin ortak olduğunu görüyoruz. Tek ses benzerliğini de biz ne diyoruz arkadaşlar? Yarım uyak diyoruz. Dolayısıyla burada zengin uyak yok. Bunu da eliyoruz. Bir gazelin matlağı beytidir. Şimdi A A diye gördüğünüz gibi başlamış fakat bu bir gazelin de matlağı beyti olabilir. Kasidenin de matlağı beyti olabilir ya da mesnevinin ilk iki işte beyti olabilir. İlk beyti. Dolayısıyla biz bunu bilemeyiz. Bunu da ediyorum çünkü hangisi doğrudur diyor. Net değil emin değiliz. Sözün değeri tema olarak işlenmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Bir kasidenin fahriye bölümüdür. Kesinlikle doğru çünkü gördüğünüz gibi övgü dedik. Ve ben sultanlar sultanıyım diyor. Kendi kendini övdüğü için biz bu tarz bölümlere ve beyitlere fahriye beyitleri ya da fahriye bölümü diyoruz. O halde cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Divan şiirinin alışılagelmiş estetik değerlerini yıkmış, şiirlerinde günlük hayatın yansımalarını çok iyi resmetmiş, bir ressam titizliğiyle canlı tablolar çizmiştir. Onun şiirlerinde hayatın akışı, neşesi, coşkusu, rahat ve akıcı bir üslupla görülebilir. En önemli eseri olan divanında tasavvufi izleri de rastlamak mümkündür. Orijinal mazmunlarla renk kattığı şiirleriyle mahallileşme çığırını açmıştır. Mahallileşme ve divan arkadaşlar anahtar kelimelerimizdir. Dolayısıyla Nedim'den bahsediyoruz. Baki arkadaşlar Rindane gazelleriyle meşhur biliyorsunuz. Ahmedi değil, Ahmedi'nin İskender namesi meşhur ve daha çok din dışı şiirler yazmıştır. Bunu da eleriz. Hoca Dehani divan edebiyatının ilk e, sanatçısıdır. Bunu da eledik. Nabi deyince aklınıza didaktik tarz Hayriye ve hayrabat gelmeli bu da değil. Cevabımız Denizli Şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? 19. yüzyıl eski Türk edebiyatı Osmanlı sahasında tasavvuf şiirin kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürürken sepki hindi akımı etkisini yitirmiştir. Doğru arkadaşlar. Bunları eleriz. Mahalli tarz devam etmiş ancak Nedim'in havası yakalanamamış bayağılığa düşülmüştür. Bu da doğru arkadaşlar. Bu dönemde klasik şiiri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak üzere Encümeni Şuara toplanmıştır. Bu topluluğun başında Ziyan Paşa yer almaktadır diyor arkadaşlar. Yanlış. Topluluğun e, ilk tabii ki Türk edebiyatının ilk edebi grubu kabul edilir arkadaşlar ve Leskovçalı Galip topluluğun başkanı konumundadır tabii ki. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangisi Fuzuli ve Nedim'de ortaktır? Günlük yaşamı somut olarak şiire yansıtma. Bu ortak değil arkadaşlar. Çünkü Fuzuli'de bu var ama Nedim'de yok. Fuzuli biliyorsunuz ki beşeri aşktan yola çıkarak ilahi aşka doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu eleriz. Şarkı türünde başarılı örnekler verme sadece Nedim'de var. Bunu da eleriz. Tasavvufi konulardan uzak durma. Fuzuli arkadaşlar tasavvufi konularda yazıyor biliyorsunuz. Bunu da ederiz. Çağdaşlarına göre daha sade bir dil kullanma kesinlikle ortak özellik. Hamse sahibi olacak kadar mesnevi yazma yanlış arkadaşlar. Bu da cevabımız Denizli Şıkkı. Yukarıdaki numaralı beyitlerden bir kaside oluşturulduğunda hangisi bu kasidenin matla beyti olur? Matla beyti arkadaşlar başladan aklınıza gelsin. Başla beyti diye kodlayabilirsiniz. Yani bizim için ilk beyittir. Ve hem kasidede hem gazelde ilk beyit AA ile başlar. Daha sonra BA, daha sonra CA, daha sonra DA olarak devam etmekte. ilk beyti yani matla'yı sorduğu için böyle bir şey arayacağız. Sadece son hecelerine bakmamız yeterli. Burada i var, burada l bu olamaz. Burada r var, burada l var bu da olamaz. Kadim ve bülbül olamaz. Bülbül, bülbül. İkisi de L sesiyle bitmiş gördüğünüz gibi. Yani ben A'a diyebilirim buna. Bu dördüncü beyit bizim için bir matla beyti olmaya uygun. Cevabımız Denizli. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden Hangisidir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Şairin esrarını mesneviden aldım. Çaldım sada. Miri malı çaldım. Diyerek Mevlana'nın mesnevisinden etkilenerek yazdığını dile getirdiği eser şaire ün kazandırmıştır. Eserde tasavvuf yolunda fenafillaha ulaşabilmek için gereken çabalar sembolik bir dille anlatılmıştır. Şeyh Galip'in Hüsnü aşkından bahsediyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı. Cemşid-i Hurşid'e baktığımızda Çin hükümdarı Cemşid'in Rus Kayseri'nin kızı Hurşid'e olan aşkı anlatılır. Bunu eliyoruz. Ferhat Üşir'in bir aşk hikayesi. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Garipname'ye baktığımızda Türklere tasavvufu öğretmek amacıyla yazılmış Aşık Paşa'nın ünlü bir mesnevisidir. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Vesilet-ül Necat Süleyman Çelebi'nin Mevlid türündeki bir eseridir. Bunu da eliriz. Cevabımız Adana şıkkı olur. Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İranlı şair Feridüddin Attar'ın aynı adlı eserinde genişletilmiş bir tercümedir. Vahdeti vücut inancını işleyen alegorik bir mesnevidir. 30 kuşun Hüt, Hüt adlı bir kuşun önderliğinde Simurgu aramaları anlatılır. Eser Gülşenname olarak da anlatılır. Buradaki Simurg arkadaşlar tabii ki Allah'ı temsil etmekte ve 30 tane Hüt, Hüt kuşu ne yapar? Simurgu aramaya çıkarlar. Neyden bahsediyoruz? Mantukuttar. Kuşların dili anlamına gelen Gülşehri'nin eserinden bahsediyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire aittir? 15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Önemli bir şairdir. Başarılı bir mesnevi şairi olarak tanınır. Çok sayıda teskire yazarı Nizami'nin aynı adlı eserinde tercüme ettiği Hüsre Şiir'inin Türk Edebiyatı'ndaki bu türde yazılmış en güzel mesnevi olduğunu belirtmiştir. Türk Hici ve Mizah Edebiyatı'nın önde gelen bir ismidir. Anadolu sahasında gelişen klasik şiirin kurucu şairlerinden biridir. Bu sebeple eski kaynaklarda kendisinden Şeyhü Şuara şeklinde söz edilmiştir. Arkadaşlar Şeyhi'den bahsediyoruz tabii ki hangisi sözü edilen şaire aittir diyor. Şeyhinin harnamesi var biliyorsunuz. Cevabımız C şıkkı olur. Hatta Türk Edebiyatı'ndaki ilk fable örneğidir. Felekname'ye baktığımızda Gülşehri'nin bir mesnevisi bunu eleriz arkadaşlar. Şikayetname'ye baktığımızda Fuzuli'nin bir yine eseri aynı şekilde İlk edebi mektup örneğidir. Hatta Türk Edebiyatı'ndaki onu da eleriz. Çengname'ye baktığımızda bir çalgı olan Çeng'in dört parçasının alegorik bir şekilde anlatıldığı mesnevi e, mesnevidir diyoruz. Kimin? Ahmedi Dahi'nin. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. İskendername'yi de eleriz arkadaşlar. Şu şekilde dediğim gibi cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sepki Hindi akımının başarılı şairlerinden olan Naili, 17. yüzyılda yaşamış şiirlerindeki karamsar ve kötümser ruh halini tasavvufun içinde eriterek vermiştir. Kesinlikle doğru. Sihamı Kaza, Nefi tarafından Kaside Nazım biçimiyle yazılan klasik Türk edebiyatının en güzel hiciv yani eleştiri örneklerinden biridir. Doğru. Şeyh Galip şiirlerinde anlamdan çok ahenk kaygısı gütmüş, sade bir dille öğüt veren lirik şiirler yazmıştır. Yanlış arkadaşlar. E, Şeyh Galip biliyorsunuz ki hatta şöyle Sepki Hindi akımının temsilcisidir arkadaşlar. Ve Sepki Hindi felsefesinin zaten dili oldukça ağırdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Şöyle C şıkkı olacaktır. Üsluba çok fazla önem verdiğini söyleyemeyiz Şeyh Galip'in. Zevk ve eğlenceye düşkün olan Enderun'un fazlının edebi yönden fazla başarılı olmayan eseri Çenginame devrin örf ve adetlerini yansıtması açısından önem taşır doğru. Asıl ismi Ahmet olan mütercimlik, naiplik gibi görevlerde bulunan Nedim klasik şiirle halk şiirinin yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. İçerik ve özelliklerinden hareketle bu metnin aşağıdaki türlerin hangisinden alındığı söylenebilir. Evet nokta nokta ve köşk önünde gelip saadetli hünkar dualar edip andan sünnethane Çergesine varıp cerrahlar sünnete e, mübaşeret eylediler. Ola esnada bir zurbaz pehlivan meydan ortasında körükle gelip ateş yakıp ateş tamamına dek bir büyük gemi sereni miktar bir ağacı eline alıp gah bir omzuna ve gah bir omzuna alıp ve gah başına alıp azim. lubet bazlıktan sonra Ol ateş üzerinde 20 vakiye diyor arkadaşlar. Sünnet diyor burada. Bakın dikkat ettiniz mi? Köşk önünde sünnet diyor. Şimdi arkadaşlar padişahın erkek çocuklarının sünnetini ve kız çocuklarının düğün törenlerini anlatan eserlere biz ne diyeceğiz? Surname diyeceğiz. Dolayısıyla Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu tarz sorularda anahtar kelime arayacağız. Seyahatname gezi değil, gazavatname savaş değil, elifname arkadaşlar değil. O da bir e, tür nazım biçimi nazım şekli Kıyafetname kişinin kıyafetlerinden kişilik özelliklerini ele almaya çalışan metinlerdir. Bu da değil. Cevabımız Adana. Divan şiirinde işlenen konu ve temalarla ilgili numaralanmış ifadelerden hangisi söylenemez? Divan şiirinde işlenen konular dini ve din dışı şeklinde sınıflandırılabilir. Doğru arkadaşlar. Hem dini konular hem din dışı konular işlenir. İlahi ve beşeri manada aşk en çok işlenen temadır. Doğru. Konuların işlenişinde belirli ifade kalıpları kullanılır. Biz buna mazmun diyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. Bunu da eleriz. Beyitler daima konu bütünlüğü taşır. Yanlış. Beytler arasında konu bütünlüğü yok. Yani divan edebiyatında arkadaşlar önemli olan parça güzelliği, parça bütünlüğüdür. Dolayısıyla konu bütünlüğü yoktur şu şekilde. Parça güzelliği önemli. Bu yüzden cevabımız Denizli. Konularına göre Miraciye, Bahariye gibi adlar alabilir şiirler. Bu da doğru. Cevap Denizli şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen akımın edebiyatımızdaki temsilcilerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz sözden çok anlama önem veren özellikle gazel alanında etkili olan bu akım Türk şiirinde 17. yüzyılda görülmeye başlar. Şiire hayali kavramların ızdırabın anlatıldığı yeni mazmunlar getiren, bilmeceyi andıran mazmunlar kullanan akım özellikleri açısından 19. yüzyılda görülen sembolizm akımını andırır. Neyden bahsediyor arkadaşlar burada? Sepki Hindi akımından bahsediyor. Şöyle Sepki Hindi akımından bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Neşati, Fehimi Kadim, Şeyh Galip, Naili Sepki Hindi akımının temsilcilerindendir. Hangisi değildir diyor. Tatavnalı Mahremi arkadaşlar Türkiye Basit akımının temsilcisidir. Şöyle Türkiye Basit dedik dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa şıkkı olacaktır.